Liderler Zirvesi oturumuna katılmak için de orada. Washington'daki zirveyi TV News programcısı Başak Şengül izliyor. Hemen kameralarımızı Başak'a çevireceğiz. Amerika'ya gideceğiz. Şimdi Başak, öncelikle kolaylıklar dileyerek söze başlayayım. Çok önemli bir ziyaret. Dünyanın gözü aslında bu zirvede. Özellikle Rusya da çok yakından takip ediyordur muhtemelen. Erdoğan'ın programında neler var? Ve ikili görüşmeler, en çok merak ettiğimiz aslında bu. Kimlerle ikili görüşmeler gerçekleşecek? Ve son sorum, aslında en önemli sorum, Biden'la bir görüşme olması kesin mi, yoksa hala muallak mı? Oya merhaba, ben tam da Beyaz Saray'ın önündeyim. Tabii 32 ülkenin lideri, NATO üyesi ülkelerinin lideri burada olduğu için, bakın, Beyaz Saray ziyaretçilere kapatıldı. Çok geniş güvenlik önlemleri var. Saat 19.15 Türkiye saatiyle resmi karşılama töreni gerçekleştirilecek NATO'nun 75. yıl zirvesi için. Ve orada bir aile fotoğrafı göreceğiz. Dolayısıyla sonrasında da resmi program başlamış olacak. Hemen ifade edelim. İlk olarak devlet hükümet başkanları oturumu gerçekleştirilecek. Sen de ifade ettin, ikili görüşmeler çok önemli. Az önce haberimizi de izledik. Macaristan Başbakanı Orban'ı kabul etti dün Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bugün de zirve alanı ikili görüşme salonunda Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'i kabul edecek. Ve bu önemli bir görüşme, malumunuz, Yunanistan'da farklı düzeylerde uzun süredir olumlu bir gündemle, pozitif bir gündemle süren temaslar var. Bu görüşmenin çok uzun sürmesi, yani saatler sürmesi beklenmiyor. Kısa süreli bir görüşme olacak. Ama sonrasında Dışişleri Bakanları'nın, iki ülkenin Dışişleri Bakanları'nın bir görüşmesi olabilir deniyor. Bununla ilgili olarak devam edelim. Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'u da kabulü olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Yine aynı alanda, zirve alanı ikili görüşme salonunda. Dolayısıyla peki Biden'la görüşme ne diye sormuştum. Ona da gelelim hemen. Zaten bir araya gelecek liderler ve liderlerin eşleri. Nerede? Bu akşam ABD saatiyle, ifade edeyim, 19.30'da gerçekleştirilecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden ve eşinin NATO devlet ve hükümet başkanları ve eşleri onuruna vereceği resmi akşam yemeğinde. Tabii orada neler göreceğiz? Oradan nasıl kareler ve mesajlar yansıyacak? Bu çok önemli. Orada nasıl temaslar olacak? Bu çok önemli. Bunu takip edeceğiz. Yine bizimle paylaşılan resmi programa göre şunu ifade edelim. Yarın da müttefik ve ortak devlet ve hükümet başkanları toplantısı var. Ayrıca yine önemli bir görüşme, ikili görüşme programında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kez ilk kez, altını çizelim çünkü yeni seçildi o isim, İngiltere Başbakanını kabul edecek. Onunla bir araya gelecek zirve alanı ikili görüşme salonunda. Dolayısıyla bu temaslar önemli. Biz bu temasları, bu temaslardan yansıyanları dikkatle takip edeceğiz. Ayrıca şunu da söyleyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan basın toplantısı da gerçekleştirecek Washington DC'de. Buradan ayrılmadan önce, resmi program tamamlandıktan sonra, hızlıca verilen mesajlar, onu da aktarayım ve öyle tamamlayalım dilersen. Oya, Cumhurbaşkanı Erdoğan zaten ifade etti. Biz Ukrayna'nın bütünlüğünden yanayız ve bunu destekliyoruz dedi. NATO'nun savaşın bir tarafı olmaması gerektiğini söyledi. NATO için Türkiye'nin önemini vurgularken, belki mi ülkelerden biri, ilk beşin içerisinde demişti. Bugün de açılış konuşmalarında, bu zirvenin açılış konuşmalarında, dün de bu arada bir anma töreni vardı 75. yıl dolayısıyla, oradan yansıyanları da takip ettik. John Stoltenberg, genel sekreter, şunu ifade etti Jens Stoltenberg, tarihin en başarılı birliği olarak niteledi. Onun da son zirvesi, artık Ekim ayı itibariyle genel sekreterliğe Rutte gelecek. Dolayısıyla onun verdiği mesajlar da dikkatle takip edildi. Barışın taahhüdü ve özgürlüklerin korunması net hedefiyle yola devam ediyor NATO dedi Stoltenberg. Ayrıca Biden'ın ifadesi vardı. Joe Biden Ukrayna ile ilgili daha fazla hava savunma sistemi sözü verdi ve Blinken, Amerikan Dışişleri Bakanı, o da diyor ki Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları transfer edeceğiz. Bu yaz Ukrayna semalarında olacak bu uçaklar diyor.
Tabii Rusya, Putin bununla ilgili nasıl reaksiyon verecek, ne olacak, buradan yansıyanlar dünya kamuoyunda nasıl yankı bulacak önemli. Efendim. Şimdi Başak, senin anlattıkların o kadar kıymetli ki ama şunu da merak ediyorum. Bir yandan biliyorsun Türkiye hem Rusya'yla görüşen tek NATO ülkesi, NATO müttefiki haliyle Astana'da Rusya'yla Putin'le bir görüşmesi gerçekleşmişti. Ajandasında Rusya konusu var, Ukrayna konusu var. Sen de bir yandan şunu söylüyorsun, özellikle Ukrayna'ya yardımlar gerçekleşecek. Acaba bu toplantı özellikle Cumhurbaşkanı'nın çantasındaki bu belki de özel bilgiler, Rusya ile ilgili konuştukları nasıl yansıyacak dersin? Şöyle tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan senin de ifade ettiğin gibi NATO üyesi ülkelerin liderleri arasında Putin'le görüşebilen tek isim ve hemen öncesinde Astana'da Şangay İşbirliği Örgütü'nün zirvesinde Putin'le bir araya geldi. Yani çok taze aslında bir değerlendirmeyle burada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın bakış açısı, Putin'in bakış açısı. Dolayısıyla burada aktaracakları çok önemli. Ama Türkiye'nin yürüttüğü denge politikası da önemli. Zaten bununla ilgili şu ifadesi çok çarpıcı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, biz Ukrayna'nın bütünlüğünden yanayız, bunu destekliyoruz dedi. Dolayısıyla tam bir merkez noktada Türkiye bu açıdan bakacak olursak, Ukrayna-Rusya savaşı açısından bakacak olursak, dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada bu konuda vereceği mesajlar dikkatle dinlenecek. Ama dediğimiz gibi sonrasında dünya kamuoyunda nasıl yankı bulacak, buradan çıkacak mesajlar, buradan çıkacak kararlar, bu da önemli. Yani önümüzdeki süreçte konuşuyoruz ya, 3. Dünya Savaşı ihtimali olabilir mi, olamaz mı? Bu yaz göreceklerimiz, hem NATO'nun tavrı, hem Ukrayna'ya bu yardımlar, bu yardımların istikrarlı hale gelmesi, belli bir seviyede her yıl gerçekleştirilmesi gibi kararlar çıkabilir bundan. NATO'dan böyle bir istek var gördüğümüz kadarıyla açıklamalarda, genel sekreterin açıklamalarında, Amerikan Kanada'nın açıklamalarında. Dolayısıyla bunu eklemiş olayım. Ama bir de İsrail'in hala sürdürdüğü Gazze'deki katliam var. Ateşkes çıkar mı çıkmaz mı? Bir yandan gözler bu noktada ama öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan burada bu katliamı biz bir kez daha gündeme taşıyacağız. Dünya kamuoyu bu katliamı durdurulmadıkça asla rahat olmayacaktır vicdani bakımdan diyor çünkü. Tabii bu da bu konuda vereceği mesajlarda yankı yaratacaktır diye düşünüyoruz NATO zirvesinde. Peki, gerçekten NATO'nun gündeminde pek çok başlık olacak ve bu başlıklarda dünyanın bu saatten sonraki gidişatını ilgilendiren, belki de 3. Dünya Savaşı'na götüren ya da götürmeyecek olan kuralları belirleyecek. Hep birlikte izleyip göreceğiz. Halil'e senin anlattıkların da çok kıymetli olacak, senden de sıcağı sıcağına bilgileri almaya devam edeceğiz. Kolaylıklar diliyoruz sana Başak. Çok teşekkürler. İyi yayınlar.